Meşhur sahabi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın emikdaş ukeleri. Yani bir ananı bir giymişken. Osman ibn Maz'un radiyallahu anhu vefat kıldılar. Resulullah tiriklik paytlarında vefat kıldılar. Osman ibn Maz'un bilen ortalarda ki muhabbet aka ukaçilik yani emikdaşlık aka ukaçilikten taşkarı o kişi en muteber sahabelerden, sadık sahabelerden idiler. Nebi aleyhissalatu vesselam o zatını vefat etkeni de aldıge körgeni kıldılar. Kuzlardan yaş tohtemizden akardı. Rivayet kıyan zat şimdi rivayet kılıyordu. Kuzlardan yaş akardı. Yığılardılar. Ayşe anamız bu vakiyeni hikaye kılıp eytediler ki Nebi aleyhissalatu vesselam'ın o şapaytta Osman ibn Maz'un'un huzuruna kirgende yığılagenlerden kuz yaşları Osman'ın yanaklarına tökülüp turganını ben körgenmen dediler. Sahabeler juda ko'p vafot etishgan, lekin uning haqqida bunchalik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'z yoshlarini to'kib, to'kilgan ko'z yosh uning yanoqlarigacha to'kilgani Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu haqlarida rivoyat bo'lgan. Ana shunday mehribon zot edilar. Sahobalardan biri vafot etsa shunday unga munosabat qilardilar. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'tgan safar Nuriddin nomli Allah umurlarını uzak kısın, uzun hifsizde himaye kısın, gebirip ettiler. Tevbe suresinin ahirdeki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ deyip tefsir kılıp verdiler. O zat ki bizi meşakkat çekişimiz, bizi kıynelişimiz, sahabi ikramlarının kıynelişi meşakkatı o zat ki cüdeyem ağır gelgen. Yani şunu da izah ediler. Osman ibn Maz'un radiyallahu anhu'nu vafatları da şunday münasebet kıldılar. O zatının mehribanlıkları, sahabi ikramlarına münasebetleri bana şundaydı. Bir Mescid-i Nebavi'ni Medine-i Münevvere'deki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ını davurlardı. Kiçkinegine mescid. Bana şu bizini korup dururken mescidimizden sal kiçkinarak mescid. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabi ikramlar bilen uşu yerde namaz okuşadı. Tabii ki odamlar yig'ilib ketadigan joyda ba'zi bir tozalashga ehtiyoj bo'ladi. Bir qari ayol bo'lardilar sahobalardan. Kelib har zamonda masjidni tozalab ketardi. Savob umidida. Hozir ham shunaqa qahramon ayollarimiz bor. Hech kimga bildirmasdan masjidlarni kechalari borib tozalab kelishadi. Boshqa hech umidlari yo'q. Allohning roziligidan boshqa maqsadlari yo'q ayollar hozir ham bor. Erkaklar ham bor. Rasululloh aleyhissalotu vassalom davrlarida shunaqa bir ayol bor edi. Yoshlari keksa edi. Masjidni har zamonda kelib shupurib yurardi, tozalab yurardi. Bir, ikki, uch kun ko'rinmay qoldi haligi ayol. Shunda payg'ambar aleyhissalotu vassalom uni haqida so'radilar. Anu masjidni tozalab yuradigan ayol qani dedilar. Sahobiy ikromlar u ayolni vafot qilganini hamma biluvdi. Lekin bu kim bu? Bir ayolni endi Rasulullohga xabarini beramizmi deb vafot etgan kechasi uni janozasini o'qib ko'mib kelishuvdi boshqalar. Rasulullohni xabardor qilishmovdi. Payg'ambar alayhisalotu vasallamga shunaqa bo'ldi, vafot etdi, uni ko'mdik deganda, axir menga xabar bersalaring-ku, menga xabar bermadilaringmi deb itob qildilar. Qattiq od boshqalarga gapirdilar. Va borib uning haqqiga duo qilib qaytdilar. Hadislarda unga janoza namoz o'qidilar deyilgan. Payg'ambar alayhisalotu vasallamning o'zlariga xos amal. Uning haqqiga duo qildilar. Oddiy masjidni tozalab yuradigan bir keksa ayolga Nabi sallallohu alayhi vasallamning munosabatlari, muomalalari mana shunday edi. Bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlarini Al-Jami' as-Sahihlarda rivoyat qilganlarida shu ayolni masjidni tozalashini alohida bob qilganlar. Shunaqa muhim voqea bo'lgan. Chunki u zot rahmatan lil alamin zot edilar. Butun olamlarga rahmat zot edilar.